Değerli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım, hepinizin malum olduğu üzere 6 Eylül'de başlamış olduğumuz 2021-2022 eğitim öğretim yolculuğunu sizlerle birlikte kararlı bir şekilde yüz yüze eğitime tek bir gün bile ara vermeden 17 Haziran 2022 tarihi itibariyle kapattık. Ve 1,5 yıl aradan sonra tüm topluma hep birlikte şunu gösterdik. Biz kurallara uyarak bir toplumdaki en güvenli ortamın eğitim kurumları olduğunu gösterebiliriz. Ve sizlerle birlikte böylesine güzel bir yolculukla bunu tüm toplumumuza göstermekten duyduğum memnuniyeti hasreten ifade etmek isterim. Gerçekten bu süreçlerde çoğu ülke çocuklarına uzaktan eğitimle değişik platformlarla destek verirken ülkemizde hızlı bir şekilde bu sürece aktif olarak katıldı. Ama şunu hepimiz gördük, eğitim camiası olarak, toplum olarak. Yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir vasat yoktur. Hiçbir dijital platform yoktur. Çünkü okul sadece öğrenmenin gerçekleştiği bir mekan değildir. Ve bu süreçte ilk fedakarlık yapılacak yerlerde okullar değildir aslında. Okullar ilk açılacak ve en son kapatılacak yerlerdir. Onun için Sayın Valimizin de belirttiği gibi gerçekten 6 Eylül'den itibaren yoğun bir şekilde sahada aktif olarak dolaştım. 50 ilin üzerinde ili ziyaret ettim 10 ay içerisinde. Ve her gittiğim yerlerde sizlere teşekkür ettim. Çünkü sizlerin desteği olmasaydı, birlikte bu yolu yürümeseydik gerçekten bu süreci başarıyla izleyebilmemiz mümkün değil. Okul öncesinden orta öğretime, orta öğretimden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde vatandaşlarımız çocuklarını çok rahatlıkla okullara erişilebildiler. Ve bu hızlı bir şekilde okullaşma oranlarında kendisini gösterdi. Biraz önce Sayın Valim yaptığımız projelere atıfla okul öncesine değindi. Okul öncesindeki okullaşma oranı 2000'li yıllarda bu ülkede %11'di. Bugün %12, %92. Orta öğretimdeki okullaşma oranı %44'tü, bugün %90 üzerine çıktı. Benzer şekilde yüksek öğretimde. Eğitim sistemimizde 500 milyon öğretmen varken bugün 1.2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. 2000'li yıllarda 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin %40'ı kadınken bugün 1.2 milyon öğretmenin, yani sayı artmış olan devasa bir öğretmen kadrosunun %60'ı kadındır. Aslında bir taraftan nicelik olarak sayı büyürken bir taraftan da kadınlarımızın çok aktif bir şekilde eğitim süreçlerinde katkı verdiklerini görüyoruz. Kadınlarımıza çok önemli bir sahanın açıldığını görüyoruz. Tüm illerimizde belli bölgeye yatırımlar teksif edilmeden Cizre'de, Silopi'de, Hakkari'de, Şırnak'ta, Kars'ta, Ankara'da, İstanbul'da, Fethiye'de, Türkiye'nin dört bir köşesine bu yatırımlar eşit bir şekilde dağıtıldı. İşte bu eğitimde fırsat eşitliğinin, imkan eşitliğinin bu büyümenin merkezinde olduğunu göstermesi bakımından manidardır. Bu niye önemli? Çünkü bir ülkenin en değerli sermayesi beşeri sermayesi, değerli arkadaşlar. Bizim doğal kaynaklarımız yok. Ama bizim bir ülke için fırsat penceresi olan bir çok ciddi bir genç nüfusumuz var. Çok ciddi bir beşeri sermayemiz var. İşte biz eğitim ordusu olarak bu sermayemizi nasıl şekillendirebilirsek, nasıl güçlü kılabilirsek bu ülke çok daha güçlü olacak, geleceğe çok daha umutla bakabileceğiz. Erişim problemi çözüldükten sonra bu dönemdeki ağırlığımız, yapmak istediğimiz şey 3 tane nokta. Birisi eğitimde fırsat eşitliğini artırmak. Çünkü geçmişten itibaren gelen o kök problem, okullar arası imkan farklılıkları, okullar arası başarı farklılıkları hala kendi varlığını sürdürmeye devam ediyor.
İkincisi, mesleki eğitimi güçlendirmek. Üçüncüsü de öğretmenlerimizin gelişimini çok boyutlu olarak desteklemek. Bu amaçla çıkmış olduğumuz yolda hedef olarak eğitimde fırsat eşitliğinde iki noktaya değindik. Birisi, okul öncesi eğitimin güçlendirilmesi. Gerçekten son 19 yılda tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları istenilen seviyeye gelmiş olmasına rağmen okul öncesi eğitimde istenilen seviyeye ulaşamamışız. Onu gördük. 5 yaştaki okullaşma oranı 6 Ağustos 2021 tarihi itibariyle %78'dir. Biz %100'e çıkartmak üzere yola çıktık. 4 yaştaki okullaşma oranı %35'ti, %70'e çıkartmak için yola çıktık. 3 yaştaki okullaşma oranı %14'ken bunu %50'ye çıkartmak için yola çıktık. Okul öncesi eğitim, değerli arkadaşlar, bu konuları çok iyi biliyorsunuz. Eğitimde fırsat eşitliğinin bozulduğu ana nokta. Aslında liselerde ortaya çıkan okul arası başarı farkının ortaya çıktığı nokta asıl kaynak okul öncesi eğitim. Çünkü biraz önce zikretmiş olduğum oranlar aslında toplumun büyük kesiminin okul öncesi eğitime erişemediğini gösteriyor. Dolayısıyla birinci sınıfa geldiği zaman öğrenciler arasındaki hazır bulunmuşluk farkı otomatik olarak eğitim kademelerinde ilerledikçe büyüyerek devam ediyor. Ve OECD'nin PISA'nın yapmış olduğu liseler arası öğrenci başarı araştırmalarında bu fark önümüze bir karne olarak duruyor. Biz liseyi güçlendirmeye çalışırken sorun hala çözülmüyor çünkü sorunun kaynaklandığı yer okul öncesi ve temel eğitim. Onun için bu alana yoğunlaşmaya başladık. Ve bu amaç için 3000 tane yeni anaokulu ve 40.000 tane yeni anasınıf yapmak için tüm bütçemizi, tüm planlamamızı yaptık. Gelinen noktada, bu rakamı ilk defa burada açıklayacağım. 750 tane anaokulunu ve 9000'e yakın anasınıfını hizmete kavuşturduk. Ve çok kısa bir sürede arkadaşlar, yıllık temel eğitim genel müdürümüz burada. Yıllık Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün aşmış olduğu anaokul sayısı 50 ile 60 arasında dalgalanmıyor. Geçmiş tarihlere baktığınız zaman. 750 tane anaokul şu an itibariyle bağımsız anaokulu devreye girdi. 9000'e yakın da ana sınıfı devreye girdi. Ve 5 yaştaki okullaşma oranı %78'de kısa sürede 6 ayda %92'ye çıktı. İstanbul'da 6 Ağustos 2021'deki okullaşma oranı 5 yaşta kaçtı biliyor musunuz? %45'ti. Türkiye ortalamasının bile çok altındaydı. Onun için İstanbul'a ağırlık vererek İstanbul'a 1000 tane, bu 3000'in 1000 tanesini İstanbul'a yapma kararına vardık. Ve onunla ilgili yatırımlarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Ve bu an itibariyle İstanbul'un %45 olan okullaşma oranı 5 yaştaki %75'e çıktı. Bu işte 6 ayda yapılan bu hızlı hamle ve devam eden süreçler inşallah 2022'nin sonuna kadar İstanbul'da 5 yaştaki okullaşma oranını %100'e çıkartacak. Size çok daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. İstanbul'daki bağımsız devlet okulu, anaokulu 147 taneydi. Ama 1538 tane özel öğretim anaokulu vardı. Peki o garip burada insanlar, imkanlı olan insanlar neye verecekti çocuklarını? İşte bizim yaptığımız okullara verecekmiş. Tüm ilçelerde, Sayın Valimizle birlikte çok koordineli bir şekilde tüm ilçelerimizde inşallah yılın sonuna kadar 1000 tane anaokulunu İstanbul'da vatandaşlarımızın çocuklarının hizmetine sunacağız.